Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Eren İmdat. Bugün sizlere iPhone 15 serisi hakkında derlediğim, topladığım bilgileri aktarmak istiyorum. Gerçekten güzel yenilikler olacak bu sene iPhone serisinde. Bildiğiniz gibi iPhone 14 serisinde en önemli özelliklerden bir tanesi dinamik adaydı. Şimdi iPhone 15 serisinde üzerine biraz daha geliştirmeler yapılacak telefonların ama tabii ki 4 farklı versiyon olarak yine çıkacak. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max olarak satışa çıkması beklenenler arasında. Ben yine Plus'ın bu çıkıp iPhone 16 serisinde onun da olmamasını bekliyorum. Aynı mini serisinde olduğu gibi 12 mini vardı. Sonrasında 13 mini oldu. 14 serisinde mini bir telefon göremiyoruz artık. Şu anda en küçük iPhone 6.1 inçlik iPhone 14 olduğunu hatırlatayım. Ve hızlıca başlayalım aslında nelerimiz var. İlk olarak sizlere şunu söylemek istiyorum. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modellerinde bir aksiyon butonu yer alacak. Bu nerede olacak? Normalde standart olarak iPhone'larda 2007 yılından çıkan iPhone'dan itibaren bir sessiz alma tuşu vardı. Bir switch vardı. Zil sesi ve sessiz alma tuşu, yani hatta titreşim tuşu bile diyebiliriz buna. Bu tuşun yerine artık aksiyon modu yer alacak standart olarak Pro modellerinde ama 15 ve 15 Plus'ta yine switch tuşu yer alacak. Peki bu aksiyon tuşuyla beraber neler yapabileceksiniz? Aslında biz bunu çoğu markada görmüştük. Yani en azından Android markalarda görürüz. Özellikle güç tuşuyla birlikte birçok işlevi yapabiliyorduk burada. Nelerdi onlar? Fener aç kapa yapabiliyordunuz, kameraya erişebiliyordunuz bu şekilde kimi özellikler kazandırabiliyordunuz. Burada da aksiyon tuşuyla beraber birçok fazla işlevi gerçekleştirebileceksiniz. E yine dediğim gibi iPhone 14 serisiyle beraber özellikle Pro versiyonuna aksiyon modu, video modu gelmişti burada. Geniş açıyla birlikte çok sabit videolar çekebiliyordunuz burada. Belki de bu tuşla beraber direkt o moda geçiş yapılacak iPhone 15 Pro ve Pro Max modelleriyle birlikte ki gerçekten de güzel duruyor. Veya tabii ki yine aynı işleri devam da ettirebileceksiniz. Tek tuşa bastığınızda burada sessiz alacak. Yine zili açacak şeklinde burada uyarlamasını yapabileceksiniz. Kendiniz kişiselleştirebileceksiniz. Kısacası bunu söyleyelim. Tabii ki de sadece bunda da kalmayacak. Renk konusunda yenilikler bekleniyor. Özellikle iPhone'un düz modelleri yani 15 beraber 15 Plus'ın renklerin biraz değişeceği konuşuluyor. Özellikle yeni cam göbeğiyle birlikte yani biz buna çiyan diyebiliriz ve yeşil karışım bir renk olacağını da söyleyebiliriz. Bunun yanında da Pro modellerinde de yeni bir renk ortaya çıkacak. Bildiğiniz gibi aslında Apple şunu yapıyor. Her Pro modelinde özel bir renk atıyor. Mesela iPhone 13 Pro serisinde bir bebek mavisi vardı. Bu renkle beraber de güzel bir kontrast oluşuyordu ve telefon gayet güzel duruyordu. Sonrasında 14 serisine geçtiğimizde ise burada da Deep Purple renk karşımıza çıktı derin mor olarak da adlandırabiliriz bunu. Bundan sonra da iPhone 15 Pro serisinde koyu kırmızı hatta böyle bordo renklerine yakın bir renginde çıkacağı ve özel rengin olacağı da konuşulanlar arasında renk konusunda böyle farklılıklar da olacak. Renk tarafında tasarım tarafında bir de şöyle bir ayrım vardı bildiğiniz gibi. Standart modellerde yani 14 ile 14 Plus'ta arka tarafı cam bir şekilde geliyordu. Sadece kamera halısın olduğu yer buzlu camdı. Ama tam tersi olarak da Pro modellerdeydi. Telefon tamamı arka tarafta buzlu camdı. Kamera kısmı parlak bir camla kaplıydı. Şimdi ise buzlu cam tarafı tarafı standart modellere de gelecek. Yani iPhone 15 ve 15 Plus'ın da arka tarafta buzlu cam görünümlü bir yapısı olacağını da burada aktarabilirim sizlere. Devam ettiğimde ise aslında güzel bir yenilik. Hatta herkesin çoğunluğun beklediği yeniliklerden bir tanesi de iPhone'larda tip C girişinin olup olmayacağıydı. Burada da Alice ming Kuo var bildiğiniz gibi. Bu da bahsetti. iPhone'larda standart olarak tip C girişli olacak diye söylüyor. Hatta bunda da kalmıyor. Tip C girişi burada Thunderbolt 4 desteğine de sahip olacak ve direkt DisplayPort desteğine de sahip olacak. Yani telefonunuzdaki görüntü görüntüyü kablo aracılığıyla hızlı veri aktarımı da sağlayabileceksiniz. Thunderbolt desteğiyle beraber. Aslında bu da en beğendiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Çünkü Apple'ın burada yazma okuma hızı düşük oluyordu. Çünkü kablo ile beraber, Lightning ile beraber gerçekten düşük hızlarda veri aktarımı gerçekleşti. Şimdi onu biraz da hızlandıracak ve aslında kablo kalabalığından da biraz kurtulmuş olacağız. Çünkü zaten iPad'ler burada tip C ile şarj oluyordu. Kimi MacBook'lar da tip C ile beraber şarj oluyordu ve artık tabii kendileri de geçti. Kendi sistemine geçti ama yine magnetle beraber yine de tip C ile olması kablo kalabalığından kurtulacağımız anlamında da geldiğini söyleyebilirim. Bunun dışında ekran tarafında da yenilikler var aslında. Bildiğiniz gibi Apple'ın iPhone'ların ekranını iki farklı marka yapıyor. Bir tanesi Samsung tarafı bir tanesi LG tarafıydı. Apple burada Samsung'a çok fazla para kaptırmak istemediği için üçüncü bir markayı, üçüncü bir üreticiyi de aslında bünyesine katmış durumda, anlaşma yapmış durumda. O da Boe. Boe'yi çoğunuz biliyor aslında. Birçok Android markasına ekranlarını veren, panellerini veren markalardan bir tanesi. Ama şöyle bir şey varmış. Apple tarafında özellikle Pro serilerindeki dinamik ada Boe'nin panelleriyle beraber güzel bir şekilde çalışamıyor. Dinamik adanın etrafında ışık sızmaları oluyormuş. Bunu da biraz da önüne geçmek adına çalışmalar yapılıyormuş. Evet yetişmeme ihtimali varmış. Bu yüzden de Samsung'u tekrardan bu panellerde üretme ihtimali de varmış ama ileriki dönemlerde, ileriki partilerde diyeyim boya ekranları da görebiliriz. iPhone tarafında bu da yeniliklerden bir tanesi olarak dikkat çekiyor. Boya olduktan sonra kötü mü? Hayır kesinlikle de dediğim gibi birçok Android telefonda ekranlar kullanıyor ve gayet güzel ekranlarda yapabiliyor. Boya ekran tarafında böyle bir farklılık olacağını da söyleyebilirim. Bunun dışında tabii ki de yeni bir çiple beraber gelecek. A17 Bionic çipiyle beraber gelmesi bekleniyor. A16'ın üzerine tabii ki geliştirmeler yapılacak. Ufak tefek biz hızlandırdık. Şu kadar verimli yaptık. Bu kadar uzun batarya ömrü bu işlemcilere beraber sunduk diyecekler ama A17 işlemcisiyle beraber yüksek bir performans sunacaktır. Özellikle Snapdragon 8 Gen 2 ile veya 8 Plus Gen 2 ile beraber iyi bir yarış içerisinde olacağını düşünüyorum ki zaten Apple hep amiral gemisi seviyesinde işlemciler çıkarıyor. O yüzden de bir problem olmayacaktır. Ama yine bir ayrım söz konusu. iPhone 15 ile beraber 15 Plus modelinde A16 bayanık olacak. 15 Pro ile 15 Pro Max modellerinde ise A17 Bionic işlemcisi yer alacak. Böyle bir ayrımda yapılmış. işlem tarafından sonra RAM tarafında herhangi bir arttırma yapılacak mı yapılmayacak mı henüz belli değil. Şu anda standart olarak 6 GB ile beraber geliyor. 8 GB yükselir mi veya 12'lere çıkar mıyız bilmiyorum ama ben çok fazla düşünmüyorum böyle bir şey olacağını. Standart olarak Apple maksimum 8 GB'ı destekleyecektir iPhone tarafında diye söyleyebilirim sizlere. Bunun dışında tabii ki de fiyat tarafında üzücü bir haber bulunuyor. Burada iPhone 15'lerin maliyeti yani 15 ile 15 Plus'ın maliyeti 14 ve 14 Plus'a göre %12 artacak. iPhone 15 ve 15 Pro Max modellerinin maliyeti ise 14 Pro veya 14 Pro Max'e göre de %20 daha fazla olacakmış. Bunun sebebi ise şöyle açıklanıyor dünya genelinde artan enflasyon sebepleriyle TSMC fabrikasında üretim maliyetlerinin artması da konuşulanlar arasında yani TSMC üretim sürecinde yaşadığı zorluklarla beraber üretim maliyetlerinin artacağı bunu da Apple tarafındaki fiyatlarda yansıyacağı konuşuluyor. Yani standart olarak iPhone 15 Pro modeline baktığımızda 999 dolardan çıkması beklenirken şimdi ise bu zorluklarla beraber şu anda 1099 dolara çıkmış olacaktır olabilir. Böyle bir arttırım söz konusu olduğunu söyleyebilirim. Bir de son olarak sizlere kamera tarafından konuşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi iPhone 14 Pro ve Pro Max modellerinde sonunda 48 megapiksel bir kameraya ulaşmıştık. 12'den 48'e yükselmiştik. Böylece RAW fotoğraflarda da güzel bir işleme kabiliyeti oluyordu. Biraz da çözünürlük artmıştı bildiğiniz gibi. Şimdi ise kamera tarafında sensör büyüyecek. Şu anda 1 inçlik sensörü telefonları konuşuyoruz Android tarafında. Ama bu sensörün yanında iPhone 14 ve 14 Pro Max'in sensörleri gerçekten küçük kalıyordu. Şimdi ise iPhone'larda iPhone 15 Pro ve Pro Max modellerinde Yeni Sony'nin imx 93 sensörü kullanacak ve sensör boyutu da 1 inçe gerçekten çok yakın olmak üzere 1 bölü 1.14 boyutunda olacağını söyleyebilirim Yanlış hatırlamıyorsam Mi 11 Ultra modelinde de 1 bölü 1.16'lık bir sensör kullanıldığını hatırlıyorum Emin değilim ama dediğim gibi eğer yanlış anlamda lütfen sizler beni düzeltin Böyle bir farklılık da olacak ve sensör büyüdüğü için hem gece fotoğraflarında hem gündüzde çekilen fotoğraflarda hem de portrede çekilen fotoğraflarda Gerçekten güzel bir efekt olacağını düşünüyorum Doğal bokeh kısmında güzel işler başaracaktır şu anda o iPhone 14 Pro Max'e baktığında Android tarafındaki rakiplerine baktığımızda kıyasladığımızda gece tarafında çok kötü performans sergiliyor iPhone 14 Pro Max. Şu anda Android tarafının bir inçlik sensörü çok daha iyi işler başardığını söyleyebilirim. Bir de son olarak tabii ki de yazılımdan bahsetmemiz gerekiyor. iOS 17 ile beraber gelecek. Peki iOS 17 neler vaat edecek bizlere? Aslında burada denetim masası ile birlikte bildirimlerde biraz gelişmeler olacak. Çok fazla detay bilgi bulamadım ama tabii ki de üzerine bir şeyler ekleyecektir Apple tarafı. Ama şunu da söyleyelim sizlere. iOS biraz da Android tarafına kayıyor gibi ediyorum ben. Çünkü kişiselleştirme, özelleştirme kısmında biraz kapalı bir sistemken iOS tarafı şimdi ise biraz da özgürleşmeye başladı. Bunu iOS 15'ten beri yapıyor ama bence iOS 17 ile beraber bayağı bir özgür bir işletim sistemi olacağını düşünüyorum. Bu arada tabii ki de WWDC'de açıklandı. Yani 2023'te Apple'ın yazılım geliştirici konferansı bulunuyor. 5 Haziran'da da bu gerçekleşecek ve 9 Haziran'a kadar da sürecek. Burada da iOS 17, iPad OS ile birlikte hatta Watch OS olsun, TV OS olsun, bunların hepsi Mac OS'de olsun, hepsini olsun yeni yazılımları da görmüş, deneyimlemiş de olacağız aslında. Peki sizler iPhone 15 serisinin sızıntıları hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben gerçekten çok merak ediyorum. Yine tabii ki çıktığında sizlere edinip bu incelemeyi yapmayı da planlıyorum. iPhone 15 serisi her zaman olduğu gibi Eylül-Ekim aylarında çıkacağını da planlıyorlar. Biz de o zamanlar telefon çıktığında edinip dediğim gibi sizlere aktarımını sağlayacağız. incelemesini kıyaslamanın her şeyle beraber sizlere aktarmış olacağız. Sizlerde de iPhone 15'in ilk sızıntıları hakkındaki yorumlarınız varsa onları lütfen yorumlar kısmında özellikle paylaşmayı unutmayın. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir de abone olduktan sonra çan işareti çıkacak. Buna da bastıktan sonra videoyu yüklediğimizde ilk bildirimlerde de sizlerin alacağınızı unutmadan söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.